Bu yaz dönemi iyi ki CHP var diyorum açıkçası. Siyaset açısından hiç de açlık çekmiyoruz. Kulis açısından da hiç açlık çekmiyoruz. Zira CHP'de kapalı toplantıda konuşulan şeyler dahi daha toplantı bitmeden kamuoyuna yansıma özelliğine sahip. Dolayısıyla biz hafta sonu gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısı ve sonrasında gerçekleşen parti meclis toplantısında adeta bulunmuşçasına yaşananları hep birlikte gördük, duyduk, izledik. Kulislere de çok sayıda bilgi yansıdı. Dolayısıyla esasında ne oldu derseniz genel manada bu toplantılarda değişim isteyenlerle bu değişime direnenler karşı karşıya geldiler ve tezlerini birbirlerinin yüzlerine söylediler. Esasında değişim taraftarlarının parti meclisi ya da belediye başkanları düzeyinde ne oranda güce eriştiklerini de görmemiz açısından son derece önemli bir hafta sonu buluşmaları, toplantıları silsilesi CHP'de gerçekleşmiş oldu. Gözler elbette ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndaydı. Cumartesi belediye başkanları toplantısı gerçekleşti. Burada Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanları çıkarak, özellikle değişim talep eden belediye başkanları çıkarak hem CHP Genel Merkezi hem de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sıraladılar. Bu eleştiriler sırasında Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı belediye başkanları da net bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına hedef aldılar. Dolayısıyla bu manada Esra senin de dediğin gibi gerginlikler yaşandı. Bu da oldukça önemliydi. Bu anlamda Bakırköy Belediye Başkanı'yla yine Ekrem İmamoğlu arasında bir tartışmanın yaşandığı net bir şekilde bizlere gelen bilgiler arasındaydı. Tabii bu toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti içi konuları kamuoyunun önünde tartışmayalım dedi. Elbette bu tepki gördü. Özellikle değişim talep eden isimlerden yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da hepimiz siyasetin göbeğindeyiz. Türkiye'nin yarısını yöneten belediye başkanları için siyasetle ilgilenmesinler demenizi doğru bulmuyorum dediği şeklinde kulislere bilgiler yansıdı. Yine son dönemde bilindiği gibi CHP kulisleri adeta bomba gibi düşmüştü. Ekrem İmamoğlu başkanlığında değil de diyelim Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı bazı CHP'li isimlerin ki içerisinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel gibi isimlerin de bulunduğu bir çevrim içi toplantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantıya ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Bunun elbette tepkisi gecikmedi. CHP Genel Merkezi haberimiz yoktu, doğru bulmuyoruz dedi. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu etik açıdan sorunlu bulduğunu ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmesine de yanıt verdiği ifade edildi. Sizin etik değil dediğiniz toplantı etik dışı değildi. Etik dışı olsa özür dilerdim. Ben organize etmedim toplantıları. Dışarıda söylemeyeceğim hiçbir şeyi söylemedim. Ben gayri ahlaki bir şey yapmadım dedi Ekrem İmamoğlu bu toplantıda. Yine uzunca bir konuşma gerçekleştirdi. Ancak süresinin kısılmasına dönük bir hamle de olduğu ifade edildi. Özellikle yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından bir müdahale yapılmaya çalışıldığı da kamuoyuna yansıdı. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun buraya geldim önemli şeyler anlatıyorum ayıp oluyor diye de Sayın Akın'a çıkıştığı şeklinde bir durumda yansıdı. Sayın Kılıçdaroğlu da bu gelişme üzerine dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının devam etmesi noktasında talimat verdiği ifade edildi. Az önce belirttim gerilimler de yaşandı dedim. Özellikle Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilim yaşandı. Kerimoğlu'nun değişim sadece o gitsin bu gelsin de indirgenemez. Bu partide genel başkanlık sorunu yok diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun da dediğim gibi Kerimoğlu'na yanıt verdi. Bu nedenle aralarında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Yine bazı belediye başkanlarının da söz alarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun net bir şekilde görevi bırakması gerektiği yönünde karar alması için telkinde bulunduğu bizlere yansıdı. O bazı belediye başkanları gerilimin büyük yüksek şehirlerden oldu. Mi? Büyük şehirlerden mi, ilçelerden mi? Bazı
İlçe belediyeleri daha çok bu konuda net mesajlar vermiş. Hatta bir tanesinin ben şu kadar dönem belediye başkanlığı yaptım, artık yapmayacağım, bırakmayı düşünüyorum. Ama işte çocuklarım bana soruyor, CHP genel başkanı ne zaman değişecek, buna yanıt veremiyorum şeklinde diyalogların da yaşandığı görüldü. Ancak CHP genel merkezinin gündeminde dediğim gibi şu ana kadar genel başkan değişikliği söz konusu değil. Dolayısıyla bu değişim talepleri sadece benim gördüğüm şu Esra, bir CHP genel merkezi hem parti meclisinde hem de belediye başkanları toplantısında değişim talep edenlerin ne oranda güce eriştiklerini gördü. Buna mukabil değişim talep edenler de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkez yöneticilerinin gözlerine bakarak, aynı ortamda bulunarak ne denli değişimi savunduklarını ve cesur olduklarını ortaya koydu. Dolayısıyla artık kartlar açıldı. Herkes elini açık etti. Herkes düşüncesini net bir şekilde ortaya koydu. Ben bundan sonra değişim talep edenlerle mevcut yönetimin devam etmesi gerektiği konusunda görüş bildiren Genel Merkez ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacağını değerlendiriyorum. Fevzi, ve gerilim de hayli yükselecek gibi görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk yayınında şöyle demişti. Kurultayı yerel seçimlerden önce yapılması kurultayın daha doğru demişti. Bu durumda seçimden önce yapılacak gibi görünüyor. Peki Ekrem İmamoğlu karşısına çıkacak mı? Aday olacak mı? Açıkçası şu an için ben CHP'de yerel seçim öncesi Sayın Kılıçdaroğlu Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlarken elbette dedi ki biz kurultayın yerel seçim öncesi yapılmasını bekliyoruz. Fakat ben yerel seçim öncesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP Genel Merkezi'nin genel başkan seçimli bir kurultay yapmayı tahayyül ettiğini pek de sanmıyorum. Dolayısıyla bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri temenniden öte geçmeyecektir diye değerlendiriyorum. Buna mukabil Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına olası bir genel başkan seçimli kurultayda çıkması pek de muhtemel açıkçası. Ancak bir de ortada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir onu büyük sorun var. Ekrem İmamoğlu'nun görevi bırakması halinde belediye, bilindiği gibi belediye meclisindeki çoğunluk nedeniyle Cumhur İttifakı'na, daha özelde de AK Parti'ye geçecek. Bunun getireceği belirli külfetler var. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun gücü ve CHP'nin belediyeciler üzerindeki olumsuz etkisi dolayısıyla elbette bu değerlendirilecektir. Bunu da Ekrem İmamoğlu en iyi şekilde değerlendirecektir. Ancak ben dediğim gibi yerel seçim öncesi CHP'de bir genel başkan değişikliğine ilişkin kurultay beklentisinde değilim. Bu değişimlere ilişkin de bir değerlendirmesi oldu. Hürriyet gazetesine konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na kırgın mısınız sorusuna yanıt verdi. Kırgın değilim dedi. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gösterdiği performanstan çok mutluyum, gurur duyuyorum dedi. Habertürk yayında da bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday yapılmasını arzu ettiğini değerlendirdi. İstifa çağrılarına ilişkin de bir değerlendirmesi oldu. 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Eder, etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam dedi. Biraz da isterseniz parti meclisi toplantısına bakmak isterim. Özellikle bu değişim taraftarları son dönemde neyi söylüyordu? Özellikle bazı il başkanları görevden alınmıştı genel merkez tarafından. Muş, Ağrı, Kayseri, Mardin il başkanlarıyla Beykoz ilçe başkanının görevden alınması CHP içerisinde muhalif kanadı oldukça rahatsız etmişti. Ve bu isimlerin yeniden göreve gelmesi parti meclisinde gündem yapıldı. Ancak yapılan oylama neticesinde yeterli çoğunluk sağlanamadı. Neydi yeterli çoğunluk? 3'te 2 idi. Bu da 40 dolayında bir
oya tekabül ediyor. Dolayısıyla hiçbir isim 40'ı bulamayınca bu isimler göreve dönemedi. Yani genel merkez muhalifler karşısında bir zafer kazanmış oldu. Beykoz ilçe başkanı için 26, Mardin il başkanı için 31, Ağrı il başkanı için 30, Kayseri il başkanı için 28, Muş il başkanı için 31 kabul oyu verildi. Yani 31 kişi bu isimler göreve geri dönsün dedi. Fakat 40'a ulaşılamadığı için bu isimler göreve geri dönememiş oldu. Ancak bu rakamların bir anlamı var Esra. Onu da buradan belirtmekte fayda var. Aslında değişim talep edenlerin parti meclisinde ne oranda güce eriştiğini net bir şekilde ortaya koydu. Yarı yarıya bir oran var. Hatta bu anlamda salt çoğunluğa ulaşmış bir değişim taraftarlarından bahsediyoruz parti meclisinde. Bu ne anlama geliyor? Şunu belirtelim. Olağanüstü kurultay kararı CHP'de parti meclisince alınacaktı. Buna dair de Haziran ayında CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada bir kurultaylar sürecinin başladığı, il ve ilçe kurultaylarının yapılacağı, ardından da büyük kurultayın ne zaman ve ne şekilde yapılacağına parti meclisinin karar vereceği ifade edilmişti. Bugünden bakacak olursak 31'e ulaşmış görünüyor muhalifler, yani salt çoğunluğa erişmişler. Dolayısıyla parti meclisinde yapılacak bir oylamada olağanüstü kurultay kararı çıkması çok yüksek olasılık. Bu da muhaliflerin eriştiği oyu gösteriyor. Aynı zamanda CHP'de aday belirleme işlemleri de parti meclisince yapılıyor. Hangi ismin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, neresi olursa olsun kimin aday yapılacağı parti meclisinde yapılacak oylama sonucunda ortaya çıkıyor. Burada da salt çoğunluğa bakılıyor. Dolayısıyla muhalifler yine salt çoğunluğu geçtiği için önümüzdeki yerel seçimde aday belirleme sürecinde de aktif rol alacaklar. Dolayısıyla CHP Genel Merkezi bence bu bağlamda parti meclisi toplantısında çok ciddi bir mesaj almış oldu. Bu değişim talep eden isimlerinin sadece burada kalacağını da ben değerlendirmiyorum. Sayının bir miktar daha artması söz konusu. Dolayısıyla parti meclisinde CHP Genel Merkezi'nin kararının aksine bir karar çıkması oldukça muhtemel önümüzdeki toplantılarda.